Dünyası'ndayız. İbrahim Bey konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun siz. Biz de iyiyiz efendim. Teşekkür ederiz. Ben şimdi burada yeni bitkiler görüyorum. Misler gibi kokan bir kekik var burada. Kokusu harika. Ginko var. Ginko görüyorum ve alıç görüyorum. Bunlardan bahsedeceğiz herhalde. Evet. Işte. Nelere iyi geldiğini konuşacağız. İlk olarak şundan bahsedelim mi İbrahim Bey? Solunum yolu hastalıklarından, öksürük, astım, bronşit gibi hastalıklardan. Evet. Neler iyi gelir? Hangi bitkiler şifa kaynağı olur bu rahatsızlıklara? Ne dersiniz? Tabii. Öksürük, bronşit, astım. Bu nefes yolları rahatsızları tedavi edilmezse, kronikleşirse hayat çekilmez hale gelir. Maalesef çok çok kötü olabilir. Bununla ilgili kekik ve sinirli ot. Yani birçok bitki var da kekik ve sinirli ot çok çok etkilidir. Kekiğin bilinen 300 türü var dünyada. Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Bunlardan sadece biri tıbbi maksatla kullanılır. Diğerleri kullanılmaz. Tıbbi maksatla kullanılan hakiki kekik Thymus vulgaris Latincesi ve bunun da birçok alt türü var. Türkiye'de yetişen kekik tümol içerir. Tadı güzel, raihalı, özel bir yağ içerir. Kekiğin bunun birleşiminde %1 ila %3,5 arasında eterik yağ var. Eterik yağlar yetiştiği yöreye göre değişik etken madde içerir. Türkiye'deki kekik tümol ağırlıklı. Mesela İspanya'da yetişen kekik karbakol ağırlıklı. Karbakol, yani İspanya'da yetişen kekik eterik yağını elde ederseniz siyah bir eterik yağdır ve keskindir. Kullanılması hoş değil. Yani hepsinin ayrı faydası var diyebilir miyiz kekiğin? Türkiye'de yetişen kekik Thymus vulgaris dünyanın en kaliteli kekiği diyebiliriz. Tümol ağırlıklı. Yani yine ülkemizde yetişiyor. En faydalı olan kekik. Evet. Tümol da eterik yağın içerisindeki oranına göre rengi değişir. Kırmızı kekik yağı denir. Eğer ki tümol oranı %50'nin üzerindeyse buzdolabına koyduğunuz zaman böyle jel gibi kırmızı bir renk alır. Güzel bir kokusu, raihası, etkisi mükemmeldir. Kırmızı kekik yağı birinci kalite. Tümol oranı azalırsa rengi beyazımsı olur. Beyaz kekik yağı denir. İkinci kalitedir. Fakat Türkiye'de kekik dediğiniz zaman aktarlarda veya marketlerde size verecekleri kekik nedir? Bilya kekiği veya güve otu veyahut da hiç ilgisi olmayan bitkiler. Hakiki kekiği bunu bulamazsınız. Koklarsanız bunun mis kokusu... Mis gibi kokuyor. Zaten oraya kadar gelmeme gerek yok. Buram buram kekik misler gibi kokuyor çok zaten. Çok hoş bir kokusu var. Dünyanın en kaliteli kekiği ülkemizde yetişmesine rağmen... Ama bilmiyoruz zaten. Bilinmiyor. Renk renk kekikler var. Daha Türkiye'de açığı var, koyusu var. Bilmiyoruz. Beyaz kekik, kara kekik, lila kekik gibi çeşitli türler var. Artı bunlar kullanılmadığı gibi güve otu, bilya kekiği diye satılıyor. Yanlış yapılıyor. Kekikle ilgili yapılan klinik araştırmalarda öksürük, bronşit gibi rahatsızları olan 7783 hasta üzerinde denenmiş. Ama kekiğin ot olarak değil, ekstraktı. Ekstrakt. Yine her bitkide söylediğimiz gibi ekstraktı olacak. Hapı, damlası, drajesi. 7783. Eğer bunu sadece kekik ekstraktından kullanırsanız etkisi %40, %50. Sinirli ot ekstraktıyla özel bir karışım yaparsanız %60, %70 yükselir. Çuha kökü ekstraktıyla buna ilave ederseniz daha da yavaş yavaş. Yani bu formülasyona göre değişir. Etkisi %100'e kadar çıkar. Öksürük, bronşit, astımı tedavi etmek mümkündür. 7783 hasta üzerinde denenmiş. Şimdi bunun içerisinde ne var? Şöyle biz özel bir formül geliştirdik. Kekik forte. Kekik, hakiki kekik ama Thymus vulgaris. Bir. İki. Sinirlot. Sinirlotun da nedir? 260 türü var. Sadece bu sivri yapraklı kekik, sinirlot. Bunun ekstraktı. Birinci kalitedir. Bunun da çok çeşidi var. Sadece bunu kullanılması gerekir.
Sinirli otun çok çok özelliği var. Özelliklerinden biri, ayak baş parmağında dolama varsa tazesi veya kurusunu ayak baş parmağına sardığınızda iltihabı alır. Parmak, ayak parmaklar arasında pişik oluşur, mantar. Sardığınızda mantarı yok eder. Ama yine bu özel kekikten mi bahsediyoruz? O mu sarılacak? Kekik değil, kekik bu. Yani kekikle sinir lot birlikte kullanılmalı. Birlikte sarılacak. Yok, yanında ayrı, farklı. Akciğer rahatsızlıklarında öksürük, bronşit. Hani biraz önce söylediniz ya, hani ayak parmağında bir iltihap varsa onu hemen müdahale etmek. Yok, sadece sinir lot oradan. Sadece sinir lot. Evet. Hemen fakat iltihabı alacak. Evet. O da ilginç. Üşütme, grip, nezle, bronşit, öksürük, astım gibi rahatsızlarda sadece kekik değil, sinir lotla birlikte bunun birleşiminde özel bir formül. Yine başka adaçayı, bitkiler de var herhalde içinde. Karabaş otu, adaçayı, papatya, oğulotu, nane, kimyon. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan özel bir formüldü bu. Özel bir formül. Sadece kekik olduğu zaman yeterli olmayabilir. Yeterli olmayabilir. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Mesela benim küçük oğlum hastalanmış okulda. Biz aradılar, dediler ki o oğlunuz çok hastalandı. Üşütmüş. Kışın dondurma yemiş. Çocuk titriyor. Gelin alın çocuğunuzu, dediler. Hemen gittim, aldım, getirdim eve. Böyle bir bardak suya, çay bardağı az, birkaç damla kekik yağı, kırmızı kekik yağı damlattım, verdim. Birkaç defa, onar dakika arayla, 5-10 dakika sonra, artık iyiyim dedi, bir şeyim yok dedi, tamam baba dedi. Hemen iyileşti. Tabii. Hemen vücudun ısıtır, rahatlatır, önler üşütme, grip, nezleye karşı mükemmel bir etkisi vardır. Şayet bademcik iltihaplanması varsa, bademcikler şişmişse, iltihaplanmışsa alaçayı ile birlikte kullanmak gerekir. İsterse ceviz kadar olsun bademcikler, ameliyat edilmesi şart dahi olsa. Kışın çok rastlıyoruz zaten bademcik iltihaplanmalarına. Hemen ameliyat deniyor. Ama ameliyatsa gitmeden evvel şifalı bitkilerden faydalanmak gerekir. Evet, ona karşı da çok özel bir formül geliştirdik. Nedir? Alaçayı forte. Elhamdülillah o kadar ürünlere formüller dizdik ya. Evet. Yani ben de bakıyorum nerede bu ürün formül bulamıyorum. Kapsın. Adaçayı da bademcik iltihaplanmasına karşı çok çok etkili. Ameliyat olmaya gerek kalmaz. Bir buçuk ay kişi kullandığı zaman hiçbir problem kalmaz. Ameliyata gerek yok. Ben mesela yıllar önce doktora gittim de oğul Gökçek Bey mutlaka ameliyat olmanız gerekir. Çok ilerlemiş. Artık bunun dönüşü yok dedi. Var her şeyin çaresi var dedim. 4 hafta özel bir karışım hazırladım. Bir formülasyon kullandım. Tekrar doktora gittim de şaşırdı. Oo, inanılmaz, ne yaptınız? Her şeyin tedavisi var. Her şeyin tedavisi mümkün. Sadece doğru zamanda, doğru yerde doğru bitkiyi kullanacaksınız. Doğru. Bununla ilgili, kekikle ilgili birçok klinik araştırması. Mesela Pakistan'da yapılan klinik araştırmada tümorun tansiyon düşürücü özelliği tespit edilmiştir. Tümor nedir? Kekin ana maddesi. Yani kekin aynı zamanda tansiyonu düşürür. Nasıl düşürüyor? Damarların iç yüzeyinde oluşan kolesterolü önlüyor. Yağları eritiyor. Karaciğeri temizliyor. Bu şekilde tansiyonu düşürüyor. Temizliyor. Vücudu arıtıyor. Tansiyonu düşürür. Sakinleştiriyor yani. Yüksek tansiyonu problemi olan insanlar için de ideal. Yani sadece öksürük değil, tansiyona da çok iyi geliyor. Dengeliyor herhalde. Evet. Klinik araştırmalar var. Bilgi var, belge var. Bilmediğimiz ne kadar faydası var. Evet, kekik. Belki de biz sadece yemeklerde kullanıyoruz. Evet. Ama çok faydası var. Evet. Mesela diyelim ki evin havasını değiştirmek istiyorsunuz. Güzel bir hava yaymak istiyorsunuz. Yani evinizi dezenfekte etmek istiyorsunuz. Oturma odasını, yatak odasını, çocuk odasını. Şöyle bir bardak suya. Güzel bir noktaya değiniyorsunuz şimdi. Ne yapalım? Böyle bir su bardağına. Evet, bir bardak suya. Kekik yağı, lavanta yağı, adaçayı yağı, okaliptus yağı. Bunların karışımından 4-5 damla damlatıyorsunuz. Bu yavaş yavaş eterik yağlar uçucu yağ. Havaya karışır. Biz onu fark etmeyiz. O
antiviral, antibakteriyel özellikleri, antiseptik özelliklere sahip. İçinde bulunmuş olduğumuz odanın havasını değiştirir, temizler, arıtır. Bunu tekrarlayalım mı İbrahim Bey? Sevgili izleyenlerimiz şimdi belki not almak isteyebilirler. Kekik yağı koyacağız, lavanta yağı koyacağız. Ada çayı yağı. Ada çayı yağı. Okaliptüs yağı. Okaliptüs yağı koyacağız. Evet. Karanfil yağı. Bunları karıştırdığı zaman çok güzel bir rayhalı hava verir. Mesela diyelim ki öksürük, bronşit. Yakalandı kişi. Bu özel yağ karışımından enhalasyon yapılırsa küçük çocuklara veya yetişkinlere birkaç damla, fazla değil. Damlatılır mesela küçük bir tencerede, kaynar sıcak su konur. Üzerine birkaç damla damlatılır. Enhallerin yaptığı zaman enhalasyonla nefes yollarını açar. Birkaç dakikada kişi rahatlatır. Yani nefes alamayan, nefes almakta zorlanan, öksüren vesaire, bu tür rahatsızlık. Mesela bir beyefendi bana geldiğinde 30 yıl sigara kullanmış, öksürüyor sürekli, kuru bir öksürük. Ölüyorum dedi ya, hayatım kaydedildi. Gece başlıyor sabaha kadar, gece yarısı uyanıyor. Kuru öksürük herhalde, kuru öksürük, kronikleşmiş belki de. 30 yıl sigara, her gün 2-3 paket sigara içir. Sigara, hı-hı, bütün ciğerleri perişan olmuş. Ve problem değildik. Her şeyin tedavisi var. İksir aloe vera jel artı özel bir çay. Kekik, ada çayı, özel bir karışım, formül. Tamam dedi. Ha, 15 gün sonra geldi, dedi ki hiçbir şeyim kalmadı. Olsun, yine de kullanın, çünkü nefes yollarını, sindirim sistemini güçlendirdikçe, bağışık sistemi güçlendikçe problem kalmaz ileride. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üst solunum yollarından bahsediyorduk. Şimdi hemen İbrahim Bey'e sormak istiyorum. İbrahim Bey, sinüzitten bahsedelim. Neden oluşur ve hangi bitki iyi gelir? Şifalı olan bir bitki var mı sinüzite karşı? Tabii var. Sinüzitin sebebi burun boşluğu dediğimiz, burada çene boşluğu, alın boşluğu. Burada çok hassas mukoza var. Sinüs mukozası. Üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlar tedavi edilmezse iltihap yavaş yavaş yoğunlaşır, ağırlaşır ve nefes yoluyla almış olduğum, burun direkleriyle almış olduğumuz hava ilk önce burada ısınıyor, sonra akciğere gidiyor, direkt gitmiyor. Bu nedenle burunla nefes almak gerekir. Aldığımız nefes alırken havadaki toz veya başka kıl, tüy ne varsa direkt akciğere gitmiyor. Bunu sinüs filtre şeklinde alıyor, bağlıyor kendine. Üzerinde tüy hücreler var. Yapışır, bekletip bırakmıyor. Hem ısınıyor, yani ısıtma görevi var. Soğuk havayı direkt akciğere vermiyor. Aksi takdirde ne olur? Üşütür. Hasta olur kişi kolay kolay, çok kolay hasta olur. Bu nedenle burunla nefes alıp vermek gerekir. Eğer havada içerisinde mikrop varsa veya bağışıklık sistemi zayıfsa, zamanla burun boşluğu, alın boşluğu ve çene boşluğunda oluşan bu toz, mikrop, cerrahat, cüruf vesaire, bağışıklık sistemi zayıfsa sinüzite dönüşebilir. Kişi nasıl anlayacak peki sinüzit olduğunu? Ağrı hisseder zaten. Eğildiği zaman baş ağrısı, hı hı, yapmaya başlar. Tedavi edilmezse, evet, kemikleşirse buradaki iltihap çok büyük problem oluşur. Mesela yıllar önce Almanya'da bir beyefendi, hı hı, İhmalkar davranmış ve vatandaşın alın boşluğu şuradaki sinüste taş gibi olmuş iltihap, kemikleşmiş. Ben hastanede 6. katta kalıyordum. Evet. O vatandaşı U3, yani hı hı, yerin altında 3. katta bodrumda ameliyat ediyorlar. 9 kat var arada. 9. kattan adamın sesini duyurdum. Bağırıyordu. Burasını, hı hı, eski usulle çekişle vuruşla kırıyorlar. Alnını kırıyorlar böyle. İçindeki kemikleşen iltihabı almak için. Yani burasını kırıyorlar. Bazı insanları görürsünüz, çok nadir. Burayı böyle kırıyorlar, içerisi oyuk kalıyor, içeride iltihabı almak için. Böyle bir rahatsızlığı da varsa kişinin ameliyata gerek yok. Tedavisi çok çok kolay. Nedir? Biraz önce bahsettik. Sinirli ot. Her türlü enfeksiyona karşı dünyada en etkili bitkidir.
iltihapları kurutur. Her türlü. Çok önemli yarayı, o zaman. Çok yarayı iyileştirir. Evet. Zaten biz tüm hastalıkların şifasını doğadan buluyoruz, bitkilerden evet. buluyoruz. Sayenizde de bu bitkileri öğrenmiş oluyoruz. Evet. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış, belge var, bilgi var. Biz çok özel bir formül geliştirdik. Nedir? Sinirli ot ekstraktı. Bunun birleşiminde laden gülü ekstraktı, adaçayı ekstraktı, at kuyruğu ekstraktı eskiden vereme karşı ve bronşite karşı kullanılmış. Ödem atıcı, bağışıklık sistemini güçlendirici, bağ dokusunu güçlendirici, kemikleri güçlendirici, kemik erimesine karşı çok özel bir bitkidir. Zeytin yaprağı ekstraktı çok özel bir formülasyon. Kişi sinirli ot forte iksir jelle birlikte kullanırsa, burada iksir ve jel var, şu gördüğünüz iki evet. özel. Daha kısa sürede iyileşir. 1,5-2 ay. Sinüzitin iyileşme süreci kişiden kişiye, bünyeden bünyeye birazcık değişir. Birazcık hani sinüzitin iyileşmesi için uzun bir süreç herhalde geçmesi gerekiyor değil mi? Akutsa kolay, 1 ay, 1,5 ay. Kronikleşmişse, iltihap yayılmışsa ve kemikleşmişse, sertleşmişse zaman alır 3 ay. Ama onun da tedavisi var diyorsun. Tabii tabii. Kullandıkça yavaş yavaş. Hatta ben ona çok özel bir formül geliştirdim. Vatandaşa dedim ki bir damla damlatacaksın. Çırt atandan çok özel bir formül geliştirdim. 2 damla değil, 1 damla. O da bir an önce iyileşmek için bol bol damlatmış 15-20 damla. Bir damla dediniz 15-20 damla. Evet. Sonuç? Burun kanaması, iltihabı. Eyvah. Hepsini sökmüş, bütün burun kanaması. Burnum kanadı. Bir şey olmaz dedim. İyileşir. İltihabı sökmesi önemli burada. Bir damla diyorum, 15-20 damla damlatıyor. Çok çok etkili, cirt atan. Bilmeyenlerin kullanması iyi değil. Biraz o iltihapları söktüğü gibi hafif kanamalara sebep olabilir. Bunun yerine hiçbir yan etkisi olmayan ve sümsürdüğü zaman kişi sümükle birlikte dışarı atar iltihabı. Ortalama sinüsler günde bir bardak dolusu mukos sümük salgılar. Bir bardak dolusu günde. Bu bir bardak dolusu sıvı sümkürüyoruz, atıyoruz. İçerisinde nefes yoluyla almış olduğunuz tozdur, mikroptur vesaire hepsini. Bu sümük basit bir şey değil. Yani mukozanın salgılanmış olduğu bu mukoz antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Mikropları, bakterileri öldürücü özelliğe sahip. Çok özel bir sıvı. Koruyor. Koruyucu özelliği var. Frankfurt'ta bir bayan tam 3 defa sinüzitten ameliyat olmuş. Tekrar karşılaştık. Dedi ki 4. defa ameliyat olacağım. Ne olacak? 4. defa ameliyat ol dedim. 5. defa yine olursun, 6. defa yine olursun, yine olursun. Çünkü her ameliyatta doku tahriş oluyor, tahrip oluyor, yıpranıyor. Ne olacak dedi? Çok kolay. İşte size bir formül. Sinir lot forte. Kullanın. Sinüzit diye bir problem kalmaz. Kullandı bayan. 1,5-2 ay. Hiçbir problemi kalmadı. Maria diye Yugoslav asıllı bir bayan. 3 defa ameliyat olmuş. 4. defa tekrar ameliyat olacak. 6 ayda bir ameliyat. 6 ayda bir ameliyat. Ve burnu kuruyor, burun delikleri kuruyor. Kişiyi çok rahatsız eder. Burnunun içerisine böyle parmağıyla vazelin sürüyor. Burun delikleri kuruldu mu rahatsız ediyor. Burun deliklerine vazelin sürüyor böyle durmadan. Veyahut o da nereye kadar zaten devam edecek? Tuzlu su çekiyor Himalaya tuzu. O biraz rahatlatıyor. Tahriş oluyor, tahrip oluyor. Tedavi edilmezse alerji tetikliyor. Alerjik rinit tetikliyor. Alerjik rinit de çok çok kötü. Sürekli burnu akar kişinin alerjik rinitte. Gözleri kızarır. Alerjik rinitti biraz da bağırsaklarla ilgili. Vücudun histamin kortizon dengesinin bozulmasından kaynaklanır. Alerjik rinit veya diğer adıyla polen alerjisi ortaya çıkar. Yani mukozanın hassaslaşması bir sürü hastalığı beraberinde getirir. O zaman hani bağırsaklardan da meydana gelir diyorsunuz. Oradaki mantarlar da neden olabiliyor mu?
Faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalırsa zararlı bakteri ve mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsak mukozasını yakıyor, kavuruyor. Bağırsak mukozası yanarsa, kavrulursa, yeterli ve kaliteli enzim salgılayamazsa, enzim oranı azaldığı zaman histamin oranı yükselir. İbrahim Bey, hızınıza yetişemiyoruz yani. Histamin evet. oranı yükselirse ne olur? Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kuru deşen, seder, hepsi birbirini geçeceğim. Tetikleyecek o zaman. Tabii. Tedavi olmazsa zamanla panik atak, depresyon dahi tetikler. Çünkü bağırsaklarına gelen toksik maddeyi karaciğer aratamadığında kanda dolaşan toksik maddeler beyne etki yapar. Beyinde bütün hormon dengeleri bozulduğu için panik atak. Neden bugün günümüzde panik atak, depresyon, Huntington, Parkinson, Alzheimer tedavi edilemiyor? Zannediyorlar ki bütün olan beyinde. Yani başka bir şey yok. Hep beyinle ilgili ilaç verilir. Oysa bağırsaklardan temiz bir ırmağa lağım karışmış gibi mantarlar üretmiş oldu. Toksik madde karışıyor, geliyor. Orada bir kanalizasyon. Yani öyle düşünelim. Bizim köyün üstünde billur gibi bir ırmak var. Köyün içinden geçerken caminin yanında tuvalet var. Vermişler ırmağa. Ne oluyor? Kirleniyor su. İçilir mi, içilmez? Doğru. Bağırsaklar da besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emdiği gibi mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeyi emiyor. Nereye geliyor bütün bu toksik madde? Karaciğere. Karaciğer toksik maddeyi arıtmak için çok yoğun vitamin harcıyor. B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, arıtamıyor. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Kanda dolaşan toksik madde beyne etki yaparsa beynin bütün hormon dengelerini bozuyor. Panik atak, depresyon, zamanla beyindeki loblar arasındaki sertleşme Alzheimer, unutkanlığa sebep olur. Parkinson, Huntington, birçok hastalık tetikler. Ve alerji tetikler. Alerjik sinüzit veya diğer adıyla polen alerjisini tetikler. Şunu söyleyebilir miyiz o zaman? Bir kere bağışıklık sistemimizi güçlendirmek lazım ve sağlıklı besleniyor olmamız lazım. Tabii. Bağışıklık sisteminin %85'i bağırsaktadır. Bütün lenf sistemi %85'i bağırsaklarda. Neden? Niçin? Yemiş olduğumuz her şey nereye gidiyor? Bağırsaklara değerlendiriliyor. Eğer ki burada çok güçlü bir bağışıklık sistemi olmasa kişilerin ağız kokusundan yanına varamazsınız. Hı hı. Ben bir vatandaşı ziyarete gitmiştim, hastalığım. Midesinden ameliyat olmuştu. Mide kanserinden midesini aldırmış. Evlerine gittim, dediler ki ormana gitti gezmeye. Peki dedik. Bir arkadaşımla, dostumla onu ziyarete gittik. Vatandaş 200 metre var takriben. Ya burada pis bir koku var dedik. Yani ormanda bir hayvan ölmüş zannettik. Leş kokusu zannettik. Sağa sola bakıyor ki nerede bir hayvan ölmüş. Pis koku, bir yerden pis koku geliyor. O hasta olan şahsın etrafındaki bütün Almanlar, Almanya'da oluyor olay, burnu tutuyor. Sağa sola kaçıyorlar. O mein Gott, aman Allah'ım diye kaçıyor oradan. Lağım patlamış zannediyorlar. Dedi ki ya ne oluyor? Kızı dedi ki bizi tanıdı abi, gelmeyin dedi. Demek ki bir hastalığın belirtisi kokuya, yani bu da. Pis kokuya dayanamazsınız dedi. Şimdi bunu noktalamak zorundayız İbrahim Bey. Noktalamadan bir saniye. Noktada süremiz virgül, bitti maalesef. Virgül var. Virgül olmadan olmaz. Niye vatandaşın ağzı kokuyor? Çünkü bağırsak alınmış, bağırsaklarda şey mide alınmış, bağırsaklardaki bütün pislik, pis koku ağızdan çıkıyor. Hı hı. Midenin alt ve üst kapakçığı bağırsaklardaki pis kokuyu önlüyor.